Merhabalar efendim, iyi günler diliyoruz, mutlu günler, mutlu sabahlar diliyoruz. Güzel bir Mersin gününden, gün başlangıcından tüm izleyenlerimize ve de takipçilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz efendim Leyla Apak'la Sürmanşet programına. Bütün programlarımızda olduğu gibi Sürmanşet programında da birbirinden önemli konuklarımızı, belediye başkan adaylarımızı, bu şehre emek vermeye hazırlanan önemli kimlikleri konuk ediyoruz bildiğiniz gibi. Geçen hafta sizlerle tanıştırdığımız, kamuoyunun da zaten yakından tanıdığı bir isim yine bugün konuğum benim. Sevgili Ahmet Arıcan, İyi Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı. Hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Çok başkanım Allah söyletiyor herhalde. Sağ olun. Biraz kırgınlık var. Birkaç gündür işte serumda falan bayağı bir salgın var. Çok ama iyiyim. Olsun. Bugün çok iyiyim. Sağ olun. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederiz. Hepimiz öyleyiz. İşte biraz sesimiz etkileniyor. Yorgunluk aslında tatlı bir yorgunluk ama umarız her şeye değer. Sonuç her şeye değer. Hakikaten çok mutluyum ben. Çok sokaklarda gezerken ben zaten hep daha önceki programımızda söylediğim gibi sokaklarda olmak, insanlarla iç içe olmak, onların derdine derman olmak, sorunlarını öğrenip en azından yaptığımız projelerle onlara çözüm üretmek bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla çok güzel bir süreç yaşıyoruz. Çok mutluyum yani. Tebrik ediyorum, kolaylıklar diliyorum. dün bir lansmanınız vardı. Arkadaşlarım birazdan görüntüyü akıtmaya başlayacaklar. Biz de Nivre TV ekibi olarak oradaydık, takipteydik. Nasıl geçti? Neyin lansmanıydı? Projelerinizi mi tanıttınız? Nasıl tepkiler aldınız? Geri dönüşler nasıldı? Şöyle, aslında bizim projelerimiz aylar önce hazırdı. Fakat malum aday adayları sürekli bizim projelerimizi kopyalayıp taklit ettikleri için biz bazı projelerimizi son ana bıraktık ve biraz geç açıkladık. Ama tabii ki projelerimizi biz daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve bizim dünkü lansmanımız oldukça keyifliydi ve oldukça ciddi bir katılımla projelerimizi tanıttık ve ses getirecek projeler, Yenişehir'in imajını değiştirecek, Yenişehir'in 50 yılına, 100 yılına yön verecek projeler. Tabii ki bu projelerimizin biraz sonra bahsedeceğiz ama her kesime dokunacak projeler. Çok güzeldi, akşamda çok mutluyduk, çok gurur vericiydi. Kamuoyuyla paylaştık. Her şey yolunda diyorsunuz. Çok, her şey iyi gidiyor. Çok. Yani her şey fazlasıyla yolunda. Umarız hep çok böyle iyi. Devam eder. Gerçekten hak ettiğimiz teveccühü görüyoruz. Hak ettiğimiz sinerjiyi alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Muhakkak ki, muhakkak ki. En çok hangi projeniz ilgi görüyor? Hepsi ilgi görüyordur da. Çünkü sizin insan için, çevre için, hayvan için, kadın için, çocuk için birçok projeniz var. Emekliler için birçok projeniz var. Eğitim, onları birazdan tek tek açıklayacağım size. Ya şöyle, herkesin önceliği farklı. Yani kimine yani küçük bir nakdi yardım çok dikkat çekebilir. Veya bir iş dünyasıyla görüştüğünüz zaman şehrin vizyonunu değiştirecek mega projeler ilgisini çekebiliyor. Ya da trafikle ilgili sorun. Mesela işte Yenişehir Deniz'de projemiz var. İnsanlar çok mutlu oluyor. İşte denize girebilecek alanlar oluşturacağız. Su sporlarının olacağı. Veya işte Patili dostlarımızla ilgili bir projemiz bir insanı çok mutlu ediyor. Herkesin önceliği farklı ama genel anlamda insanların yaşamsal anlamda, geçim sıkıntısı anlamındaki sıkıntılarına dokunacak acil şeyler daha çok ilgilerini çekiyor açıkçası. Evet. Peki tepkiler ve geri dönüşler nasıl? Genel olarak böyle projelerinizi açıkladığınızda, işte bir televizyon programına konuk olduğunuzda, izleyen insanlarla bir araya geldiğinizde muhakkak ki sizi umutlandıran tepkilerdir. Ya sonra şöyle, da projelerinize geçelim. Leyla Hanım, şimdi bütün bu projeler Yenişehir'in geleceği için hazırlanmış projeler.
Ve hakikaten de şehrin gerçekten analiz yapılmış. Uzman insanlarca yapılmış. Ya bir tanesi bile yani bu olamaz demiyor yani. Bu olmaz. Yani hakikaten doğru projeler. Çünkü bu öyle hayali kopyala yapıştır şeklinde olan şeyler değil. Şimdi 12. kalkınma planı var hükümetin. O incelenmiş. Turizm master planı, ulaşım master planı. Bunun yanı sıra bizim de mütabakatına imza attığımız Avrupa Yeşil Mütabakatı var. Burada 17 tane master plan var. Bunların hepsi insanın yaşamına dokunan, gerçekten insanların hak ettiği bir yaşamı sağlayacak projeler. Dolayısıyla projelerimiz çok beğeniliyor. Her kesimde beğeniliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki dersimize iyi çalışmışız. Ve taklit edilmemiz de bunu gösteriyor ki bizim projelerimiz doğru projeler ve bu projeleri hayata geçirme çabaları var, ancak altyapıları yok. Çünkü biz hepsinin altyapısını hazırladık. Dolayısıyla ben bir tane olumsuz bir şey duymuyorum. Aksine önemli camialardan da hiç böyle bir detaylı çalışma, her alana dokunan projeler biz ilk defa rastlıyoruz. Yani adaylığı sürecimizde de biz aynı şekilde hazırlanmıştık ama biraz daha ilavelerle, daha geliştirerek müthiş bir karşılık alıyorum ben. Karşılık alıyorsunuz. Evet. Şimdi siyaset, daha doğrusu yerel hizmet, belediye hizmeti çok böyle öykünerek yapılacak bir şey değil. Şu ana kadar Türk insanı ihale belediyeciliğiyle idare edildi sanki. O şehirlerde yaşayan insanlar, o şehirler, o kentler. Bir ihale belediyeciliği furyası var ki, tabii herhangi bir partideki başkan bu şekilde çalışıyor ise ya da icraatları bu yönde ise, karşısındaki muhalifler bu durumu tarif ederken bu cümleyi çokça dillendiriyor. Buna çok tanık oluyoruz. İşte ihale belediyeciliği değil, proje belediyeciliği, sistemli belediyecilik lazım. Bir işi sistemli düşünerek başlatmak çok önemli bir adım aslında. Onun için hani dediniz ya, taklit ediliyoruz, örnek alınıyoruz, ama belediyecilik ve vizyoner belediyecilik asla öykünülerek bulunabilecek bir şey değil ya da kazanılacak bir özellik değil. Ben sizin Yenişehir'de güçlü bir sistem kurmaya hazırlandığınızı görüyorum. Tabii ki takdir halkın, siz sadece talipsiniz bu göreve ve adaysınız. Başlayalım mı projelerinizi? Tabii yeniden ki, hatırlatalım arzu tabii ederseniz ki, izleyenlerimize ve de takipçilerimize. Tabii ki. Dün akşam tüm medyaya ve kamuoyuna resmen açıkladık. Yani daha önce broşür halinde bazı ana başlıklarla paylaşmıştık ama şimdi son noktaya geldiğimizde, tabirimi maruz görün, son virajdayız. Ve bu son virajda da artık herkesin şu bilince varması lazım. Gerçekten iyi bir belediye yönetimi istiyorlar. Gerçekten vizyoner bir belediye başkanı mı istiyorlar, ekip mi istiyorlar? Yenişehir'in bir dünya markası olmasını mı istiyorlar? Geçim sıkıntısına derman olacak, öğrencisine, kadınına, iş dünyasına, esnafına, yaşlısına, gencine dokunacak bir sistem oluşturmasını mı istiyorlar? Yoksa mevcut düzenle devam etmek istiyorlar. Takdir kendilerinin. Ben projelerimi ufak ufak sizlerle paylaşayım. Projelerimizin ana başlığı iyi projeler adı altında. Aslında bu gerçekten İYİ Parti'nin de sembolünü simgelemiş oluyor ama aslında iyi her anlamda, yani iyi projeler, iyi ekip, iyi başkan, iyi niyet, iyi niyet, iyi her şeyden önce iyi yönetişim dediğimiz, yani geçen programımızda da kısaca bahsetmiştim, toplumun tüm kesiminin katılımıyla, kent konseyinin, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların, halkın da katılımıyla, halkın ihtiyaçlarını, halkın taleplerini halkın rahatına göre yapacak ve tabii ki bu şehrin geleceğine dair verilecekse bir karar, örneğin bir
Alanya Fırını Sokağı, Kuşumato Sokağı'nda yaşadığımız gibi evet bir düzenleme yapılmış ama esnaf memnun değil. Yani esnafın, yani oradakilerin talebine göre yapılmamış. Yani birisi kafasına göre yapmış olmak için. Evet. Yani burada bir karar verilecekse bunu tüm toplumun katkısıyla verilmesi. Ya ben yaptım oldu zihniyeti var. Evet çok değil haklısınız. Değil yani. Şimdi evet yol yaparsınız ama o yol birilerinin işine yarayabilir, birilerinin işine yaramayabilir. Onun için herkesin katkısı olsun. Kötü olmaz yani fikir alışverişi olmak. Ben her işimde fikir alışverişi yaparım ama işin uzmanlarına bırakırız tabii ki son noktada. Evet. Ticaret ve hizmet kenti Yenişehir diyoruz. Yani geçen programımızda da dediğim gibi yani Yenişehir uyuyan bir şehir. Yenişehir gerçekten az önce bahsettiğimiz gibi yani diğer ilçelerde çalışıp Yenişehir'de yani, yaşıyoruz daha çok. Çünkü yani ticaretin dönmesi gerekiyor. Uyuyan bir şehir. Burada sadece AVM'ler, marina ya da işte ufak tefek esnafların döngüsüyle bu iş dönmez. Burada bir 300 bin nüfus yaşıyor ve gün içerisinde döngüyle belki 500-600 bin insan burada. İnsan hareketi var. Evet. Hafta sonu belki milyonu geçiyordur işte. Evet. Marinalar şunlar bunlar. Burada ticaretin döneceği yani ulusal ve uluslararası markaların yönetim merkezlerinin oluşacağı yeni akım ofis alanları, uluslararası kongre ve fuarların yapılacağı bir sistem oluşturmak istiyoruz. Yani ticaretin akışının olduğu, turizmin olduğu canlı bir şehir istiyoruz. Kümelenme merkezi dediğimiz gene az önceki bu mega projelerimizin bağlamında. Geçtiklerinizi ben alabilir miyim? Tabii ki. Kümelenme merkezi dediğimiz lojistik, ticaret, gıda ve gıda teknolojileri, tarım ve tarım teknolojileri gibi, savunma sanayi gibi birçok alanda firmaların işbirliğinin geliştirilmesi anlamında birçok firmaların sektörel kümelenmelerini sağlamak istiyoruz. Yani bunların yönetim ofislerinin Yenişehir'de kümelenmelerini istiyoruz ve finans merkezi olsun istiyoruz buranın. Ve bu sayede hem ulusal hem de global anlamda çekim merkezi haline getirip burayı bir cazibe merkezi haline. Yani bu aslında 50 yılın, 100 yılın projesi bu. Bunu birkaç yılda hayata geçirdiğimiz takdirde bizi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu Yenişehir'i tanıyamayacaksınız. Yani o kadar fark edecek. Onu da açıkça dile getirmek isterim. Tabii ki bunların dün gazeteciler de sormuşlardı. Bunun finansını nasıl sağlayacaksınız diye. Gerçekten bunun finansını sağlamak anlamında çalışmalarımızı biz yaptık zaten. Avrupa Birliği fonlama uzmanları var bizimle beraber. Ekibimizde yatırım uzmanlarımız var. Ve bunların Avrupa Birliği fonlarından, TÜBİTAK'tan, özel sektörden, birçok alandan bunların sağlanması mümkün. Aynı bağlamda gene mega kompleks, yani bu aslında şehrin vizyonuyla ilgili. Yani evet. Gerçek anlamda şehrin kalkınmasını sağlayacak. Yani bu hani günlük merhem çalma gibi bir şey değil. Bu kalıcı bir şey. Yani bir fabrikayı kurarsınız ve yıllarca bu size bir çarkı döndürür. Böyle bir projeler bunlar. Şehrimizin marka şehir yapma yolunda en önemli adımlardan birisi. Ticaret, turizm ve özellikle kongre turizm alanlarında ilerlemek adına yapılması planlanmıştır bunun. Proje bünyesinde aynen az önce söylediğim gibi ulusal ve uluslararası kongrelerin, fuarların yapılmasını hedefliyoruz. Bu yapacağımız mega komplekste aynı kompleksin içerisinde dünya markalarının, üretken firmaların ofisleri, bir marka otel ve orada üniversiteler işbirliğiyle de bir de orada öğrencilerin eğitim alacağı turizmle ilgili uygulama oteli olacak. Evet. Altta da gene insanların geldiğinde orada hoşça vakit geçireceği, kafelerin olacağı. Kompleksler olacak. Ama bizim hayal ettiğimiz kongre ve fuar merkezi dünya çapında bir konsept. Yani bugünkü gördüğümüz düğün salonundan
az hallice değil de gerçek anlamda fuar yapılacak ve tercih edilen bir şehir olacak. Şimdi çok önemli markaların, mesela dünyaca ünlü iş makinelerinin fuarları ne yazık ki Anadolu'ya yayılamıyor. Bir dönem Kayseri bu konuda çok büyük çaba verdi. Açık alan bir fuar alanı olsun ve fuar kompleksimiz olsun diye. Çünkü yabancı yatırımcıyı çekebilmek bir anlamda ilçeyi, kenti, bölgeyi cazip hale getirebilmenin çok önemli avantajıdır fuarlar. Büyük ölçekli fuarlar ne yazık ki yapılamıyor. İşte bir kitap fuarı oluyor, işte hediyelik eşya fuarı oluyor. Bunları fuar zannediyoruz. Aslında değil. Biraz küçük üreticinin tezgahını açtığı alanlar ama Yenişehir'in evet bu konuda önemli bir girişime ihtiyacı var. Belki bir Ar-Ge merkezine çok ihtiyacı var. Genç neslin fikir üretebileceği, projelendirebileceği ya da belediyenin yatırımları için bile proje çalışabilecek bir ekip kurabilirsiniz. Öyle Ar-Ge merkezi olsun çok isterim Yenişehir Belediyesi bünyesinde. Projelerimi birazdan açıkladığımda göreceksiniz aslında. Dedim ya 7'den 77'ye evet, gençlere ait en ekonomik durumu, eğitim durumu en aşağı olandan en yüksek olana kadar her anlamda konuya dokunulmuş projelerimiz var. Hakikaten bu nasıl söyleyeyim? Yani parayla toplasanız, yani deseniz ki size maaş vereceğiz, gelin böyle bir proje hazırlayalım. Bu böyle hazırlayamazsınız. Çünkü herkes Ahmet Arıcan'ın aday olmasıyla birlikte siz beni tanıyorsunuz ve siz benim iyi bir şeyler yapacağıma inandığınız için gelip diyorsunuz ki ben buraya katkı vermek istiyorum. Sizin bir dostunuz geliyor bu işte, uzman o geliyor. Gerçekten çok gönüldaşım var burada. Demek ki şevklendiriyor. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim, dün akşam biz şeyden sonra, lansmanımızdan sonra arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla ve proje ekibi arkadaşlarımızla oturduk. İnanın ayrılamadık saatlerce. Birbirimize öyle sevgiyle, saygıyla, iltifatlarla. Çünkü şöyle baktım ben, hani Birleşmiş Milletler gibi. Yani hani dünyanın her yerinden Birleşmiş Milletler'in fotoğrafı vardır ya, işte zencisi, sarısı, şusu, busu, Çinlisi, Japonu. Ya bizim her yerden arkadaşlarımız vardı. Yani o diyor ki ben AKP'liyim, o diyor ki ben MHP'liyim, o diyor ki ben Demliyim, o CHP'liyim, o diyor ki benim siyasetle alakam yok. Ama biz bu havuzda hep beraber evrilip çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu beni çok gururlandırdı ve hepsi benim etrafımda toparlanarak, bana inanarak samimi bir şekilde mücadele veriyoruz. O da beni çok mutlu ediyor. Peki. Bir soru. Tabii. Hak sorusu. Leyla sorusu. Buyurun. Şöyle estağfurullah ricam olur. Şunu hep merak etmişimdir ve niye hayata geçirilemiyor? Şimdi sizin babacanlığınızı, bu duru halinizi ve sakin halinizi görünce diyorum ki kesin Ahmet Bey bunu hayata geçirir. Bir önceki belediye başkanlarına danışmanlık pozisyonunda yol açmak da çok önemli. Evet. Hani denilir ya, bu yanlış anlamayınız lütfen, usta çırak ilişkisi değil. Estağfurullah. Tamamen oradaki emeği yok saymak, tamamen tecrübeleri yok saymak, ülke geneli için konuşuyorum, bana yanlış geliyor. Eskiyle yeni zaman zaman bir konuda oturup bir yemek yiyip, bir kahve içip bir konunun başlangıcını mütalaa edebilir. Sizin bu sakin tavrınız belki yerelde de böyle bir barış rüzgarı estirebilir. Böyle bir paylaşım rüzgarı estirebilir. Olur mu? Ya zaten olmalı mı ya da böyle bir şey? Olmalı devlet değil mi? Devlet hizmetinde süreklilik esastır. Yani birisi geldi oradan keselim, biz sıfırdan bir şey değil. Zaten orada bir ekip var, işleyen bir çark var. Orada gerçekten işin ehli çalışan personeller var orada, insanlar var. Bir bayrak yarışı çünkü bu. Ya bu hizmet yarışı, bayrak yarışı da değil aslında, hizmet yarışı. Yani bizi kimseyi karalama, kötüleme ya da onun yerini alma gibi bir derdimiz yok. Biz diyoruz ki evet iyi bir insansın, mesleğinde iyi olabilirsin ama bu işte iyi değilsin diyorum ben. Yani yapamadın, 5 yıl sana bir imkan verildi, yapamadın. Seviyorum seni Abdullah Başkan.
Saygı da duyuyorum. Hiçbir zaman senin aleyhinde konuşmadım. Ama gerçekten artık işi ehline teslim et deme gereği hissediyorum. Çünkü bunun acısını tüm Yenişehir halkı çekiyor. Gerçekten esnaf mutsuz, emekli mutsuz, gencimiz mutsuz. Yani üniversite öğrencisinin sorunları var, emeklinin sorunları var, esnaf kan ağlıyor. Evet, bunu belediyenin yapacağı çok bir şey yok gibi görünse de çok şey var. Siz bu şehrin vizyonunu değiştirirseniz, bu şehrin kaderini değiştirirsiniz. Gidin Avrupa'da kışın bile turist akınına uğrayan yer var ki bizim burası, burada kış bile yok yani. Bizim bu mevsimde denize girer yani orada gelen turistler. Burada tabii ki onların yazı bu. Girer tabii ki yani. Biz burada plajlarımızı oluştursak, turizm tesislerini oluştursak, güzel mekanlar oluştursak, yani dünyada böyle bir memleket yok yani. Kışın yarım saat yol götürüp yukarıda kar gezisi yaptırırsınız, kayak yaptırırsınız, yukarıda sucuk ekmek yedirirsiniz, kamp yaptırırsınız yukarıda. Aşağıda gelir denize girer, yukarıda gider karla oynar. Yani öyle bir cennet var elinizde ama bunu işleyecek usta yok. Var burada. Yolunuz açık olsun. Devam edelim mi lütfen? Tabii ki. İmaj, Yenişehir, dediğimiz gibi hepsi şehrin vizyonuyla ilgili, yani geleceğiyle ilgili. Birbirine benzer gibi görünse de birbirlerini tamamlayıcı unsurlar. Yeni bir bakış açısıyla mevcut yapı stoğunu, yani miadını doldurmuş yapı stoğunun elden geçirilmesi, kentsel dönüşüme dair şeylerin zaten alt başlıklarda da var, onu tekrar değineceğim. Huzur ve güvenin hakim olduğu. Yani az önce sizin söylediğiniz gibi rant için değil, yani ihale için değil, rant için değil, Yenişehir için kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz diyoruz. Sembol projelerle, az önce bahsettiğime benzer projelerle, meydanlarla, insanların böyle sadece marinaya mahkum olmadığı, sadece AVM'lerin, efendime söyleyeyim, kafelerine mahkum olmadığı, sosyal donatılar, para harcamadan gidip orada oturabileceği, isterse gidip elinde kahvesiyle oralarda oturabileceği, vakit geçirebileceği, marka alanlar, marka projeler hayal ediyoruz. Bunları da hayata geçirmek çok kolay. Dünyada örnekleri var. Bizim zaten işimiz güzel projeler yapmak, mesleğimiz icabı. Peki Yenişehir'in bir konuda kaderi çok iyiye gitmiyor. Aksayan birçok şey var tabii ki. Vatandaşız biz her şeyden önce, kendi adıma konuşayım. Artıyı da eksiği de söylemek gibi bir misyonum var. Hemen bir cadde açıldığında o kadar çok katlı binalarla o caddenin etrafını o kadar hızlı donatıyoruz ki ve Mersin'in en yüksek katlı yapıları ne yazık ki Yenişehir'de. Evet. Yüksek kat, ben yüksek katın belli bölgelerde olmasına karşı değilim. Çünkü dünyanın her yerinde 50 katlı, 100 katlı binalar var. Yerine göre yaparsınız. Yüksek kat riskli bina demek değildir. Yani teknoloji ilerlemiş. Yani onu ama dengesiz bir şekilde bir yerde 5 kat, bir yerde 30 kat, bir yerde efendime söyleyeyim 15 kat, ya bir dengesizlik var. Bunun önüne geçmek kolay değil. Çünkü bir inşaat yoğunluğu var ve bu yoğunluğu isterseniz belli bir oranda yayılabiliyorsunuz sahaya ya da yukarıya gidebiliyorsunuz. Yani yüksek yapı yapmak müteahhitin avantajına gibi görünse de hani herhangi bir metrekare avantajı yok. Yani siz enine de yapabilirsiniz bunu, yükseğe de, 10 katta da çözebilirsiniz bunu, 5 katta da çözebilirsiniz. Emsaliniz yetiyorsa 20 katta da. Bunun planlaması çok önceden yapılması gerekiyordu ama ipin ucu kaçmış. Hatta son düzenlemelerde bir ara şunu yaptılar imar planında. Şehrin bir kısmına 21 kat verdiler yolun altına, yolun üstüne 9 kat verdiler. Yani aynı cadde kesiyor, bu tarafa 21 kat, buraya 9 kat. Şimdi katın az verilmesi bazı yerlerde avantaj değil. Çünkü yukarıya doğru gittiğiniz vakit
yeşil alanınız daha fazla kalır. Siz bu emsali şöyle söyleyeyim, 10 dönüm bir binada bir blokta da çözebiliyorsunuz, iki blokta da çözebiliyorsunuz, üç veya dört blokta da çözebiliyorsunuz. Her koyduğunuz blok sizin yeşil alanınızı kaplar. Aslında emsal keşke yükselmeseydi yukarı alanlarda, 0.30'larda, 0.60'larda kalsaydı, bu emsaller yatay mimaride daha uygun olurdu ve kent daha kıymetli olurdu. 0.30 şimdi tabii ki mülk sahipleri, arazi sahipleri emsalin yükselmesini istiyorlar. Aslında yükselmesi arsaya çok bir değer kazandırmıyor. Şehrin merkezinde taş yığınları oluşturuyor. Fazla emsal verilerek 0.30, 0.40, 0.50 gibi emsaller olsaydı şu anda şehrin kuzey tarafı tamamen yatay mimari olurdu. Ve dünyanın en güzel kentlerinden biri olurdu burası. Ama maalesef ki şimdi iki dönüm araziniz var ve size orada 0.90'dan 1800 metre size inşaat alanı veriliyor. Siz bu inşaat alanını kullanmak istiyorsunuz. Aslında bu 1800 değil de 900'e kalsaydı 900 metre daha kaliteli ve daha değerli olurdu. Yeşil alanı fazla, villalarla, yatay mimarilerle yeni şehri donatır. Şimdi İspanya tarzı bu. Aynen. 4. sokakta denizi görür, 12. sokakta tabii, oturan da denizi görür. Biz yapılaşmadan ya da şehirleşmeden, modernleşmeden sadece binaların daha modern olmasını, daha çok katlı olmasını anlıyoruz. Daha çok onu sormak istemiştim. Cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Orada bir de şu var. Bu bir medeniyet göstergesi değil. Deprem konusunda can güvenliği de çok önemli. Hiçbir şeyin %100 garantisi yok çünkü. Yer altında neler oluyor %100 bilemeyiz. Kesinlikle. O bakımdan hem görüntüde bir çirkinlik hem de hiçbir medeniyet göstergesi olduğunu düşünmüyoruz bunun açıkçası. Ve dönülmesi gereken bir yanlış. Anımsarsanız eğer 2 yıl önce bu PTT kampı civarındaki yüksek binaya kamuoyu tepkisi sebebiyle durdurma kararı gelmişti. Ama akıbeti ne oldu çok da bilmiyorum. Buyurun lütfen. Oradaki durum şu. Orada geçmişten gelen bir ruhsat. Geçmişte şu an düzenlemeler aslında biraz yapıldı, kısmen yapıldı. Geçmişte gerçekten belediyecilik namına gerçekten üzücü şeylere imza atılmış. Kararlara imza atılmış. Ve bugün şehrimizin geldiği bu çirkin yapılaşma özellikle sahil kesimindeki işte bu müteahhitleri lekeleyen, şu an müteahhit dendiği zaman biraz itibarımız düzeldi de geçmişte müteahhit dediğiniz zaman hep kötü anılan, yani malzemeden çalan, fazla kat yapan, kaçak yapan öyle anılmış. Ben bazen müteahhitim demeye çekiniyorum. Çünkü öyle kötü binalar yapılmış ve öyle ekstra uygulamalar yapılmış ki bırakın sahilimizi. Yani biz yeni şehir diyoruz. Dün akşam da lansmanımda dile getirdim. Hakikaten yani yeni şehir diyoruz ama yeni şehrin o kadar kötü mahalleleri var ki. Yani tamamen bir Mahmudiye gibi, bir Hamidiye gibi. Evet. Yani bu Akdeniz'deki mahalleler gibi. Bundan 20 yıl, 30 yıl önce Pozcu dediğimiz zaman herkesin imrenerek oturmak istediği, herkesin oturamadığı, genelde belli ekonomik gücü olanların oturduğu yerde ama şu anda gerçekten fakir fukaranın oturduğu, yani kıt kanaat geçinen insanların oturduğu alanlar, çünkü çok eski binalar. Tamamen taş yığını, yeşil alan hiç yok. Araba parkı koyacak yer yok. Sokaklara giriyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Yeni şehirde de çok büyük bir park sorunu var. Kesinlikle daha büyük. Farklı otoparklara geçemedik biz, başaramadık bunu. Daha büyük var çünkü siz yapamazsınız bunu. Bunu yapabilmeniz için kentsel dönüşüm yapmanız lazım. Şimdi nereye yapacaksınız katlı otoparkı? Arsa yok ki. Yani bir de emsal çok yüksek oralarda. O kadar fütursuz kullandık. Yani düşünün orada çok özür diliyorum. Boğazım biraz rahatsız. Aynı durumdayız. Sayın izleyicilerimizden de özür dileyerek Ramazan ama
ilaç kullandığım için de ben bir su rica edeceğim. Biraz boğazım çok özür diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İlaç kullanıyorum. Affınıza sığınıyorum sevgili izleyiciler. Hepinizde aynı sorun var. Dolayısıyla yani sahilde kapalı otoparkı nereye yapacaksınız? Yani arsa yok, arazi yok. Binaların yıkılıp kentsel dönüşümle kuzeye kaydırılması lazım. Önemli bir kısmının. Ve oralara katlı otopark yapılması lazım. Binaların altlarına kapalı otoparklar yapılması lazım. Ve alanların boşaltılması lazım. Şimdi teknoloji o kadar ilerlemiş ki yüzyıllar önce yapmış Avrupa bunu. Şehri yerin altına yerleştirmiş. Metrosunu, ulaşımını, her şeyini yerin altına yerleştirmiş. Ya biz yerin altını biz otopark haline getirebiliriz. Binaların altlarını ama bu şehrin bir dönüşmesi lazım. Bunun hakikaten şimdi bu yanlışın bir yerde durması, durması lazım. Şimdi ben şuna çok kızıyorum. Şu anda sahilde eski binalar yıkılarak yerinde dönüşüm yapılıyor. Yani bir tane bina yıkılıyor, bir tane bina yapılıyor. Olmaz. Evet. Böyle kentsel dönüşüm olmaz. Bu bu şehre yapılan ihanettir. Yapacaksanız bir bölgeyi komple hektar bazında yapacaksınız. Yani böyle efendim bir adanın içerisinde bir parseli yaparsanız öldürürsünüz orayı. O gömülen para şimdi diyor ki orada bir dairenin fiyatını sen biliyor musun? Nasıl dönüştüreceksin diyor. Evet, dönüştürmek zorundayız. Hayatımız söz konusu ve bu şehrin geleceği söz konusu. Rant değil. Gerçekten hakkını alsın herkes ama fedakarlık da yapsın ki bu şehri hak ettiği seviyeye getirelim. Şimdi Mersin'e değerli seyircilerimiz, sevgili Ahmet Arıcan konuğumuz, İyi Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı. Ekran kart vizitlerinde arkadaşlarım da şimdi geçecekler. Projelerden uzaklaştığımızı düşünmeyiniz sakın. Çünkü projeleri biraz sohbet arasına yaymaya çalıştım. Ahmet Bey'in de izni olursa. Estağfurullah. Program sizin. Nasıl diyorsanız. Estağfurullah, olur mu? İstediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Çünkü her soruya da açığız. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet çok zevkli. Çünkü kuramsal projelerden, kuramsal sohbetlerden ziyade ya da kimlikten ziyade bir insanın dünya görüşü ve vizyonu da çok önemli yerlerde karar verebilmemiz için. Ahmet Bey ile konuştukça da görüyoruz ki her konuya diğer programımızda da söylemiştik. Halk gözüyle, bizlerin gözüyle bakabilen. Çünkü canı gönülden yaklaşıyor konuya. Menfaat duygusuyla, rant duygusuyla yaklaşmıyor. Ahmet Bey, şuraya getirmek istiyorum ki sohbeti. Avrupa şehirlerine kuş bakışı baktığınızda bir ressam oturmuş, şehir planlaması çok önemli. Şimdi çok mimariyi konuşuyoruz gibi gelebilir size ya da izleyicilerimize ama hayır. Bu planlama temelden çok doğru yapıldığında işte ulaşım sorunu, altyapı sorunu, bir hiza, bir düzen, bir düzenek, bir elitizm olacak orada. Orada kuş bakışında bir vizyon olacak, değil mi? Kesinlikle. Örneğin başka bir yani ülkenin herhangi bir şeyine bakalım. Kentine bakalım, sahil kentine bakalım. Bütün sokaklar denize dik uzanıyor zaten. Öyle evet, değil mi? Evet. Bunun yanı sıra kalan imara açılan bölgelerde de neyin nasıl yapılacağı, hangi yükseklikte, hangi boşluk alanlarda yapılacağı belli. Bir okul kompleks gördüğünüzde lütfen izleyicilerim siz de bakabilirsiniz arama motorlarından. Okul komplekslerini, bu hani telefonlarımızda çiftlik oyunu oynuyoruz ya, asıl üretim alanları tüm çiftliklerin tali yollarının açıldığı bir merkezde. Hastaneler, okullar. Aynen. Resmen kent kavşağında. Aynen. Her yere, Allah korusun başına bir şey mi geldi? Hastane yakın, ora yakın, bura yakın. Ay bu mantığı neden oturtamadık biz? Güya Yenişehir. Neresi Yenişehir çok merak ediyorum. Aynı zihniyetle ilerliyoruz. Kimin başkan olduğu çok umurumda değil. Kimin geçmişte başkanlık ettiği de çok umurumda değil. Ben halkım ve benim paramın doğru projelere harcanmasını istiyorum. Doğru proje nedir? Mantık süzgecinden geçmiş projedir. Halkın yararına olan. Yani sizin, benim, eşinizin, çocuklarımızın hayali olan projeler doğru projelerdir. Ama birçok şeyi yaptık diyorlar. Ettik. Yaptık, sonuçlandırdık.
Ama bakıyorum ki hala hayalimiz var. Şöyle, şimdi biz bu projelerimizi hazırlarken geçen yıl bizim şehir planlamacısı hocamız vardı. İsmini zikretmeyeceğim. Halen kamuda görev yaptığı için hocalarımızın ismini zikretmiyoruz. Zarar görmesinler diye. Şimdi bir yoldan bahsetti. Yeni açılan yollardan birinden. Fark ediyorsanız yollar böyle kıvrımlı gidiyor yani. Az önce bahsettiğiniz gibi Avrupa'da birçok şehre baktığınızda yani yüzyıllar önce bile yapılmış olsa ya da yeni kurgulanmış olsa belli bir merkez ve bu merkeze deniz varsa denize, o varsa o merkeze yollar dümdüz bakıyorsunuz ta nereye görüyorsunuz? Biz de bir kavşak sonrayı göremiyoruz yani belli. Neden kıvrım kıvrım gitmiş? Çünkü yerel belediyecilik, daha önceki yapılan belediyecilikte yapılan imar uygulamaları, şehrin master planı, şehrin imar planı olmadığı için kafasına göre imar yapmış. Muhtarlık yapamayacak. Muhtarlara küçümsediğim için değil ama mesleğe değil yani. Belediyecilik ayrı bir meslektir. Bir kişinin de mesleği değildir, bir ekip işidir. Her konunun uzmanı vardır. Doğru, şimdi her orada, iğne yapmayı bilen ölçüde yapamazsınız. Yani şöyle çok şey komik bu. Şeyler var. Evet. Yani yeni düzelttiler onlar da. Mesela aynı şeyde, aynı coğrafya içerisinde. Yani birbirine yakın adalar, bitişik adalar. Birine 2 emsal verilmiş, birine 0.90 emsal verilmiş, birine kaç... Yani bu tamamen şark kurnazlığı derler ya, o anki belediyecinin yaptığı şark kurnazı. Ve arsalar öyle bir getirmiş. Yani şimdi siz bu mülkü alıp, yani böyle yolu kıvrım kıvrım götürmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun artık şeyi geçmiş ama bundan sonrasını yukarılarda düzelecek olan yerleri, imara açılan yerleri daha düzgün yapıyorlar. Aşağıların da bu şekilde yeniden revize olması lazım. Tabii ki kolay bir şey değil. Bunu hükümetin de destek vermesi lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin de ve özel sektörün de destek vermesi lazım. Bunlar yapılır. Yapılır. Kolay bir şey mi? Değil. Ama yapılmak zorunda. Zaten yıkılacak ve kentsel dönüşüm yapılacaksa layıkıyla yapılsın. Yani ben bugünden itibaren söylüyorum. Bireysel olarak yıkılıp yapılan binalara ben karşıyım. Yani bir binayı o ada içerisinde bir tane binayı yıkıp yapmak çözüm değil. O halde kentsel dönüşüm mantığınız kentsel da dönüşüm, farklı. Hatta bu konu çokça kullanılıyor çünkü biliyorsunuz. 2016 yılında Büyükşehir'in kentsel dönüşüm için belirlediği alanlar var 2016 yılında ama maalesef işte iktidarla şey olmadığın zaman hükümet buraya destek vermiyor. Bakın bugün Akdeniz bölgesinde AK Parti'nin belediye başkanı adayı diye hemen orada bir bölgeyi kentsel dönüşümü açtılar ki sırf işte iş yaptı desinler diye. Ya oradaki vatandaş da buradaki vatandaş değil mi? Ben biliyorum ki yıllar önce Eğirçam Mahallesi'nde efendime söyleyeyim Müftü Deresi'nin kenarında birçok alan kentsel dönüşüm alanı, büyük alanlar hem de kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ancak buna hükümetin onay vermesi gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor. Ve onay vermiyorlar. Niye? Mersin'de Cumhur İttifakı, daha önceden de AK Parti iktidarı iktidar olamadığı için her zaman Mersin cezalandırılıyor. Her anlamda olduğu gibi işte bugün Antalya yolunun bitmemesi gibi, Çukurova bölgesel havalimanının bitmemesi gibi, birçok projenin başka alanlara kaydırılması gibi. Doğru. Kentsel dönüşümle ilgili de Mersin'in, ben burada belediyeleri suçlamak istemiyorum. Kent çünkü, lobisiyle evet, ilgilidir yani, bu, kentin bütün dinamiklerinin birleşmesi ilgili durum. Tabii ki yani bugün Abdullah Özyiğit'i de suçlarsak doğru olmaz. Önceki belediye başkanını da suçlasak doğru olmaz. Vahap Seçer'i de suçlasak doğru olmaz. Çünkü ben yakinen bildiğim için süreç tıkanıyor. Yani bu şehrin imar planının bitmemesinin tek sebebi mecliste siyaseten, önünün evet, tıkanmasıdır. Önünün tıkanması. Yani tıkanması. Bugün meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda ve birçok şeyi engelliyorlar. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi ve bunu
yukarıdan da engelliyor. Hükümet yani bir onay vereceği bir şeyi yani aylarca, yıllarca onaylamıyor. Yani bir imza ya da oraya konan bir imar planındaki bir şeye buradan itiraz edildiği zaman, yani işte Çevre Şehircilik Bakanlığı veya herhangi bir bakanlık oraya bir alan koyduğunda, burada şehrin yetkililerinin itirazı söz konusu olduğunda bu sefer olay kilitleniyor. Yani önü açılmıyor. Dolayısıyla da süreç uzayıp gidiyor. Yani 20 yıla yakındır belki buranın imar planı bitmedi. Halen de bitmedi. Tabii. Bir kısmen bitti. Projelere devam etmek isterim izniniz olursa. Tabii ki son 10 dakikamız. Öyle mi? Hızlı geçelim o zaman. Estağfurullah. Turizm kenti Yenişehir, dediğimiz gibi sahillerimizi asli unsurlarına kavuşturup turizmi geliştireceğiz. Yenişehir denizde su sporlarıyla ilgili tesisler oluşturup olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları oluşturacağız. Evet. Akıllı şehir, Yenişehir uygulamamızda şehrin tüm sorunlarını takip ederek anında müdahale edeceğiz. Çevre kirliliği, hava kirliliği vesaire gibi. Kuzey Eko Yenişehir sayısal değil kaliteli büyüme olarak gene yeşili doğayı koruyarak, eğitim kenti Yenişehir öğrencilerimizi her anlamda destekleyerek yeni eğitim kurumlarının, üniversitelerin gelmesini sağlayarak ve öğrencilerimizin her anlamda konutsal anlamda yani yurt anlamında teknolojiyle bilimle buluşması anlamında birçok şeyimiz var. Yenişehir Tekmer Teknoloji Merkezi gençlerimizi ve girişimcilerimizi teknolojiyle buluşturacağımız. Girişimci havuzu, az önce söylediniz, tüm projelerin toplanacağı bir girişimci havuzu ve bu projelerin hayata geçirilme yol haritası ve finansı konusunda girişimcilerin önünü açacağız. Yetenek havuzu, şehrimizin yetenekli çocuklarını, gençlerini keşfedip dünya starları yetiştireceğiz. Sanat anlamında, spor anlamında. Yenişehir kadın, kadınlarımıza sahip çıkacağız. Kadınlarımızın birilerine bağımlı olmadan yaşayabileceği meslek edindirme kurslarımızda meslek edindireceğiz. Onların hibe, destek, proje gibi projelerine destek vereceğiz. Konuk evi, rehabilitasyon merkezinde koruyacağız. Çocuk Yenişehir, çok detaya girmeyeceğim. Onlarla ilgili bilim teknolojiyle buluşturacağımız merkezler oluşturacağız. Çocuk köyünde onların kamp yapmasını, sosyal etkinliklerini geliştireceğiz. Kültür Festivali şehir, Yenişehir dedik. Engelsiz Yenişehir dedik. Engelsiz Yenişehir yaratmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kafelerde, sosyal tesislerde dostlarıyla buluşacağı, onları meslek sahibi yapacağımız, hayatla barıştıracağımız, onlara yol kenarlarında engelli otoparklarıyla onların önünü açacağımız. Pati şehir, sokak hayvanlarımıza öyle barınaklar değil de yaşam alanları oluşturacağız. Kısırlaştırma ve tedavi rehabilitasyon merkezleri, pati mezarlığı dostlarımızı gömmek için, evcil hayvan, evde hayvan besleyenlere ev, otel tatile giderken işte, evet bırakmalar için, iyilik havuzu dediğimiz her kesimin katkı yapacağı ve bu havuzdan sosyal yardımların yapacağı, toplumun her kesimine destek olacak, emeklisinden ev hanımına. Avrupa Yeşil Mütabakatı dediğimiz aslında Leyla Hanım, bütün bu projelerin ana başlığı, Türkiye'nin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyacağız diyoruz. Burada 17 maddede yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik vesaire, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet. Yani bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma planında, 2030 sürdürülebilir kalkınma planında bizim de mütabakatına imza attığımız, biz buna uyacağız. Bütün bu projeler bununla ilgili. İzniniz olursa, zamanımız varsa son bir projelerim var, onu da şey yapıp tabii noktayı ki son koyayım. 5 dakikaya tamam. Geldik. Sonraki konumuz ayıp olmasın diye. Bu projeler hayata geçtiğinde %60'ı 70'i bile hayata geçse
Yenişehir'i gerçekten 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hiçbiriniz tanıyamayacaksınız. Örnek bir şehir olacak Türkiye'de ve daha sonrasında Avrupa'da örnek bir şehir olacak. Hepimizin huzurla mutlu yaşadığı. İnşallah. Evet, bunlar önemli şeyler. Şehrin vizyonu ve geleceği için olan şeyler. Ama bir de günümüzde gerçekten çok zorluk çeken, geçim sıkıntısı çeken, dün değil evvelsi gün akşam vakti bir tanıdığımız vasıtasıyla bir hanımefendi aradı. İki tane çocuğum var ve bunların servis parasını ödeyemiyorum. Destek olur musunuz dedi. Ve biz de destek olduk ama tabii ki üzüldük. Niye üzüldük? Tabii. Yani bir anne iki tane kız çocuğu okutuyor ve çocukların servis parasını ödeyemiyor. Yani bunun, bu çocuğun eğitimini nasıl karşılayacak? Bu çocuğun kişisel şeyi nasıl karşılayacak? İyilik kart diye bir kart oluşturduk. Yani bütün bu projeler Yenişehir'in geleceği için, ancak benim için elzem olan geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için planladığımız geçim sıkıntılarına az da olsa katkı yapacak iyilik kart projemiz var. Şöyle göstermek istiyorum kameraya. İyilik kart. Bu kartımızı öncelikle ev hanımlarımıza mutfak yardımı olarak her ay 1000 lira bu iyilik karta yatıracağız ve her ay ihtiyaç sahibi ailelere en azından çorbada bizim de tuzumuz olsun diyoruz. Ondan sonra emeklilerimiz, 10.000 lira maaş alan emeklilerimiz kira mı versin, evine ekmek mi götürsün, elektrik suyunu mu ödesin? 2.000 lira da emeklilere iyilik karttan ihtiyaç sahibi, belli bir gelir seviyesinin altında olanlar ve Yenişehir'den üniversiteye giden öğrencilerimize her yıl bir defaya mahsus 10.000 TL'de eğitim yardımı. Bunu gerçekten cani gönülden en çok yapmak istediğim proje. Çünkü ben sokaklarda ekmek parası isteyen ve tezgah açmış pazarın kenarına, pazara girmeye de gücü olmayan insanlar var. Ben bunlara dokunmak istiyorum. Ve benim için bunlar çok elzem. Ve dün bana şunu sordu bir tane gazeteci. Bu parayı nereden bulacaksın dedi. Dedim ki birkaç tane konser eksik yaparız. Gerekirse birkaç tane festival eksik yaparız. Birkaç araç eksik önemli. Alırız. Evet. O belediyedeki çalışan müdürlerin altlarında arabalar var. Gerekirse onları servisle göndeririz. Gerekirse birkaç hizmeti geciktiririz. Ama bugün evindeki elektrik parasını ödeyemeyen, efendime söyleyeyim su parasını ödeyemeyen, çocuğunun ihtiyacını karşılayamayan insanlara en azından dokunalım. Hatta espri yaptım. Gerekirse ben cebimden karşılayacağım dedim. Tabii ki buna gücüm yetmez ama iyilik havuzumuz da var. Ve buradan sosyal yardımlar akacak. Ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü biz iyilik yapmayı seven bir toplumuz. Ama iyilik havuzuna siz de her ay bir yardım yapacaksınız. Tabii, değil mi? Tabii. Herkes yapacak. Yani çorbada herkesin tuzu olacak. Yani 100 lira verende katkısı olacak. 10 lira 1 milyon verende katkısı olacak. Çorbada herkesin tuzu olacak. Umarız. Ve herkes mutlu olacak. Ben sayın izleyicilerimizden, sayın seçmenlerimizden rica ediyorum. Lütfen, geçen sefer de uyardım. Bu parti meselesi değil. Takım tutmayın. Evet, takım tutun. Ben de Fenerbahçeliyim ama partiyi takım tutar gibi tutmayın. Bu projeler gerçekten çok güzel. Gerçekten Yenişehir bu hizmeti hak ediyor ve Yenişehir'de bu hizmeti yapacak çok harika bir ekip var. Harika bir meclis üyesi ekibimiz var. Yemin ederim size, belki de Türkiye'de tek meclis üyesi ekibimiz. Hepsi pırıl pırıl, işinde başarılı insanlar. Birçoğu, birkaç dışında hepsi üniversite mezunu. Evet. Ve 30 yaş sınırının altında, yarısından fazlası 30 yaş sınırının altında mükemmel bir ekibimiz var. Proje ekibimiz çok iyi. Hakikaten hazır bekliyoruz, sabırsızlanıyoruz ve sahada müthiş bir sinerji alıyoruz. Bu seçim öyle birilerinin çantada keklik gördüğü gibi değil. Uykuları kaçıyor. Evet. Ama kaçsa da kaçmasa da
1 Nisan'da biz o koltukta olacağız. Bundan da hiç endişem yok. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Olur mu öyle şey? Güzel hizmetler bunlar. Hayata geçireceğine inanıyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Bir kez daha konukluğunuz için çok teşekkür ederim. Sevgili Ahmet Arıcan'la haftaya çarşamba günü saat 10'da Sürmanşet'te yine birlikteyiz sevgili izleyiciler. O zaman da tabii ki bugün konuştuklarımızı daha da ayrıntılarıyla ele alma fırsatımız olacak. Haftaya çarşamba da Ahmet Arıcan'la buluşmak isterseniz yine bekleriz, her gün beklediğimiz gibi. Evet. Sevgili adayımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi çok kıymetli, işinin erbabı, gerçekten taraflı sorular sormayan. Çünkü bazı kanallarda böyle benim sevmediğim şeydir. Yani pas atar gibi sorular. Ben çok sevmiyorum. Sorular doğal sorulsun. Ben de doğal cevap vereyim. Siz de zaten bu konuda çok titizsiniz. Her siyasi görüşten insan geliyor. Ve ben bu kanalı gerçekten kutluyorum. Sanki ulusal bir kanaldaymışım gibi. Sizleri başarıların daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Değerli izleyenlerimiz, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha sevgili konuğumuz Ahmet Arıcan, İyi Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı. Sizlerin desteğine ihtiyacı var bütün adaylarımızın. Çünkü belediye başkanlığı yarışı bir vizyon yarışıdır. Aynı zamanda partilerin yarışı değil, bir anlayış yarışıdır, bir hizmet yarışıdır. O sebeple her adayımız kendi kitlesine hitap ederken de uygun projeleriyle konuğumuz oluyorlar. Bir kez daha Sayın Arıcan'a teşekkür ediyorum. Bir aramız olsun efendim. Biraz soluklanalım. Sevgili konuğumu da uğurlayayım. Daha sonra gelen konuğumu da karşılayayım. Birazdan Sayın Mevlüt Ekmekçi ile birlikte olacağız. Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan adayı. Biraz önce Sayın konuğumun da söylediği gibi tarafsız bir görüşle bütün adaylarımızla tüm sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Güzel olan bu, çünkü halkın neye ihtiyacı varsa bizim dilimiz onu söylemek zorunda ve kimse bizi sevsin diye uğraşmıyoruz. Öyle bir kaygımız da yok. Biz her şeyi doğru haliyle yapmaya çalışıyoruz. Birazdan görüşmek üzere efendim. Lütfen izlemede kalınız.